Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. İlginç bir ders. Uzun zaman çalışılarak böyle not alınan bir şey. Bu hemen pat diye çıkacak bir ders değil. Herhangi bir yer değil ki, aç oku. Böyle bir şey. Risale-i Nur, bakın bize neler getirmiş. Risale-i Nur, konu başlık bu. Neler kazandırmış? Bir, şahsi kemalat ile şahsi manevi arasındaki farkı anlatmış. Şahsi kemalat ile şahsi manevi arasındaki farkı anlatmış. Olmasaydı bilmeyecektik. Risale-i Nur, şahsi hukuk ile umumi hukuk arasındaki farkı anlatmış. Çok ilginç. Remz, işaret, emare ile sari, naz, esasat, muhkemat, zaruriyat, musallamat farklarını anlatmış. Tabi ehli olacak da bunu böyle oplayacak yani. Yani böyle ehli oldu mu onlarla da şey yapmak keyif veriyor yani bunları dinlemesi. Çünkü adam bu ne demek yani böyle bu anda uzun bir müddet çalışılıp da tespit edilecek bir çalışma bu. Bak remz, işaret, emare ile anlatılan mevzu var. Bir de bize anlatmış, bunu anlatmış. Remz, işaret, emare arasıyla sarih, nas, esasat, muhkemat, zaruriyat, musallamat farklarını anlatmış. Ondan sonra şöyle numaralandırayım. 4. İman esaslarını İslam esaslarını da laikalarla ifade etmiş. İkisini farklı şey yapmış. İslam esasları ile iman esaslarını imani mevzularla sözler, mektubat, lemalar, şualar İslam esaslarını yani onun eylemsel hali laikalar olduğunu, Kastamonu, Emirdağ, Sikke, Tarihçe. Tarihçeyi sordular bayağı. Burada nasıl eylem olur? Kur'an'da Kale Musa, Kale Firavun, Kale Musa, Kale Firavun. İki mücadeleyi anlatan tarihçede öyle. Mehdi, Deccal, Süfyan mücadelesini anlatıyor. İmani derslerle bize istikameti göstermiş. Yani neyin ne olduğunu nereden bilecektik? İstikametsiz asırda. İstikamet. 5. Ulema mabeynindeki Allah'ı gördü görmediği. Ulema mabeyninde ihtilaf olmuş. Allah'ı gördü görmedi. Risale-i Nur ehadiyetiyle gördü, vahidiyetiyle görmedi getirip ikisini barıştırmış. 6. Mana ismiyle mana harfi farkını bize kazandırmış. Elhamdülillah. Ve niyet ile nazarın mahiyeti eşyayı nasıl değiştirdiğini ilmini anlatmış. Niyet ile nazarın eşyayı nasıl değiştiriyor? Yani kişinin niyeti karşıdaki eşyayı değiştiriyor. Maddesini mi abi? Maddesini değiştiriyor. Yani programı değiştirdiği için madde de değişiyor. Yani ağacın dalıyla budağıyla uğraşmıyor. Çekirdekte programı değiştiriyor. Yani genetiğini değiştiriyor. Sirayet dersini getirmiş yani sirayet. Sigara içmediği halde sigara içenle oturduğun zaman sigara kokusu sana sindiği gibi insanların zihniyeti ki unutulmuş. İmam Azam diyor ki ben diyor kişiyi görmeyeyim suyunu abdest aldığı suyu temas ettiği kendisine temas eden suyu bakayım. Bu adam zina mı yaptı? Normal abdest suyu mu aldı? Bu adamın karakterini suya bakarak söylerim diyor. Bizim içime hiç unutulmuş bunlar. İmam Ebu Yusuf diyor ki sesini duysam dedi karakterini söylerim. Adamı görmeyeyim. İmam-ı Muhammed-i Şeybani kokusunu duyayım.
Ben onun karakterini söylerim diyor. Hiçbirisi sima demiyor. Çünkü sima bizim için avamdır artık. Avam anlaması lazım. Yani sima çok acayip. Çünkü lisan yalan diyebilir. Fakat simada tak hiç şey yok yani. Evradın ve Kur'an'ın kelam ve ilim sıfatlarına gelip beden insani de irade ve kudrete dönüştüğünü anlatmış. Bu ilk defa oluyor bu da. Yani evrat ve eskarın ilim, irade, kudrete nasıl dönüştüğünü. İlim aynı kudrettir. Kudret aynı ilimdir. Bunu anlatmış. Bu garip. Yani bir saat dersimiz var. Çok var da şu anda yayında olan. Kur'an nasıl şifadır? Mana nasıl cisme dönüşür? Şu anda yayında. Onu anlatıyor. Yani kelam nasıl maddeye dönüşüyor? Evratların, Kur'anların, yani kelamın, ilmin, yani okurken ilim ve kelamın kudret ve irade sıfatına nasıl dönüşüp hücreyi değiştirdiğini anlatıyor. Mehdi ile Mehdi Ali Resul arasındaki farkı anlatıyor. Tabii ki bunun altında Deccal ile Süfyan'ı, millet Deccal bilir, Süfyan'ı bilmez. Millet Mehdi'yi bilir, Mehdi Ali Resul bilmez. Bunu hariçten söylemiyorum ha hocam, hocam takımında sokakta gidemiyor. Dairemizden söylüyorum. Dairemizdeki Mehdi ile Süfyan'ı biliyorlar. Mehdi Ali Resul ile Mehdi arasındaki farkı dairemiz bilmiyor. Çünkü niye? Klişeleşmiş birileri işte söylemiş. Ondan sonra görse bile tevil ediyor sari ifadeyi. Bu böyle, bu abi böyle demiştir. Ben ondan daha iyi mi bileceğim? Daha iyi bileceksin diye iddia etmiyoruz. Ama herkesin külliyat bahçesinde koparacağı çiçek ayrıdır. Öyle bir abi var ki. Ben öyle vakıf biliyorum ki. Abi ya. Ustadın kaç tane talebesi olduğunu, Ashab-ı Kefka'da olduğunu, nerede olduklarını, evlendiler, çoluk çocuğu nerededir, ne bu, tarihçilerini biliyor. Bana sorsanız kesinlikle bilmem. Başka bir abi var. Ustadın karamanlığını söylüyor. Nikola Nikoloviç'e kalkmayan, bu sarık, bu sarık, bu kafayla gider. Ustanın karamanlığını biliyor. Ben bilmiyorum abi. Öyle bir abi var ki, kelamların, kelimelerin tevafukları var ya, 19 tevafuku. Ebced'dir, 19'dur. Yani ben bilmiyorum. Öyle insan var ki hissi konuları biliyor. Öyle insan var ki kelime söyle, sana doküman yapsın. Herkesin bir sahası var. Usta bir sosyologtu, sosyolojiciydi. Laikalara hakimdi çok. Meslek ve meşre bir şey vardı. Benim işimde mülk ile melekut, yani melekut. Alemi gayb. İşim benim bu. Allah böyle istihdam etmiş. Bunu ne tercih etmişiz, ne de biliyormuşuz. Yok. Oo, Allah Allah gitti benim işim. Beni de bu. Bunun içinde. Niçin anlatıyorum? Yani bu farkı. Mesela diyelim ki bir abi Mehdi ile Mehdi Ali Resul karşılaşıyor. Ya sen merak etmemiş. Merak etmemiş. Mevzusu olmamış. Araştırmamış. Ama ders yaparken işte demek için demiş işte. Sen de böyle inanıyorsun. Kafana koymuşsun. Mehdi Ali Resul Mehdi demektir. Değildir ya. Değildir işte. Mehdi Ali Resul'ün 3 tane vazifesi var. Tamam. Ya. Devam edelim. Naslarla içtihat ayetleri asıl sahibine ait olduğunu farkını getirmiş. Nasla içtihadi ayetlerin bunları ancak asıl imamlarına ait olduğunu, ancak o asıl imamı tefrik eder, içtihat etme hakkına sahip. Sari ifadelerle meşveret olamayacağını söylemiş Risale-i Nur. Sari ifadelerin meşvereti olamaz. Yani diyelim ki Kur'an'da vâkı musale vâtu zekâ.
namaz kılın, zekat verin. Bu ey Allah'ım sen dedin ama bir de biz bakalım, biz bir meşvelet edelim bakalım o meşveletimizde ne çıkacak. Yani açık, zaruriyat, musallamat, muhkemat, esasat. Dört tane şeyde asla ve kata meşveret olmaz. Yani vakimu selavat-ı zekada meşveret olmadığı gibi ustad bunu yapmayın dedi. Meşveret olmaz. Naslarda meşveret olmaz. Her evde bir küçük medresenin oraya açılsın. Meşveret olmaz. Olsun mu olmasın? Hayır. Bu böyledir. İstina. Kimseden bir şey almayın. İstemeyin. Vereni de langur lungur diye parayla kendisi girecek içeriye. Langur lungur almayın. Bakın mazisi var mı? Samimi mi? Hizmetle alakası var mı? Emirdan mektubatı şerh eden laikalardır. Mutekayit bir muallim, emirdan değil mi? İkinci emirdan da. Emekli olmuş adam. Emekliliğinin tamamını vermek istiyor. Ustad diyor ki bu Nurcu. Nurcu olabilir. Ama bir yerde bir konuşmadan coşmuştur. Heyecan bir taşmıştır baraj gibi. Hemen altına bir takoz koyuyor. İhtiyacımız yok diyor. Bakayım aşacak mı adam bu takozu. Olur mu ustadım dedi ya. Bu dava seninse benim davam değil mi? Benim ahiretim yok mu ya? Kimsenin soyundan gelmemiş ki bu dava. Allah'ın davası. Oo açtı bu takozu. İki. Ya borç versin. Kitaplar satılınca vereceğiz. Bakayım o heyecanını durdurmaya çalışıyor. Coşma haliyle mi para vermek istiyor? Heyecan. Coşturucular var ya böyle. Himmet toplantısının altında. Ondan sonra. Ustad ne yapıyor? Adam ne yapıyor? Bu da nurculuk deniliyor. Nurun düşmanları. Gene adam diyor ki hayır ustadım ne borcu ya diyor. O zaman diyor bir kısmını hepsini bir kısmını ver diyor. Bir kısmını versin. O bir kısmıyla basalım. Hepsini değil yani. Dedi. Hayır ustadım. Dördüncüsünde diyor ki ben engelleyemem dedi. Bu hayrı dedi. Yani demek ki sari ifadeler meşveret edilemez kaidesini getirmiş. Neye nasıl hizmet edeceğinin hudutlarının çizilmesi laikalarla yapmış. Neye nasıl hizmet edeceğinin hudutlarını. Peki insana ne kazandırmış bunlar? Şüphecilikten seni kurtarmış. Psikolojinin bozulmaktan ne yapıyorum, neredeyim, nereye karşı duruyorum? Ne yapıyorum ya? Niye yapıyorum ama? Önemli değil o. Ne yaptım önemli değil. Ama niye yapıyorum? Ne yaptım önemli değil. Niye yapıyorum? Nereye baktığın önemli değil. Niçin bakıyorsun? Nerede olduğun değil. Niçin buradasın? Niçin Risale okuyorsun? Ben tedavi için Risale okuyanları bir sürü insan biliyorum biliyorsun tahmin edin. Arıyorlar. Abi ne yapalım? Şunu şunu yapın. Yatak odanda Asay-ı Musa'yı oku. Hizbul Kur'an'ı oku. Haftada bir gün derse git. İnternetlere, televizyonlara, cep telefonlarına girme. Tamam. Ondan sonra namazı kıl ve tesbihat yap. Bunu adam tedavi diye yapıyor ve nurculuk diye yapmıyor. Doğru. Alır mı neticeyi? Alır tabii. Ne niyette yaparsan o. Sonra nurculuğa inkılap eder, eder. Bilemem. Ben vazifemi yapıyorum. Tevhid-i kıble edilmesini her kitabın okunmasında muvazene ve muhakemelerin zarar göreceğini anlatıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden örnek veremeden geçemeyeceğim. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında diyor ki maasa bir kitap olsa diyor maasa. Doğru. Hiç hata yok. Bidat da yok yani. Ama fasık birisi yazsa o kitap okunmaz diyor. Çünkü fıskı size sirayet eder. Buna örnek vereyim. Sizin bildiğiniz bir misal dünyanızdan vereyim. İyi dinleyin ama. Ama tutibatım var. Sen kitabını o yazıp çizip kenarına bir şeyler yazıyor musun? Notlar alıp yapıştırıyor musun? Var mı böyle bir kitabın? Var mı sesin? Var. Ha, eğer öyle bir çalışma yoksa böyle yapmışsan değil. Eğer üzerine yazmış, çizmişse, meşgul olmuşsan sirayet var. Senin kitabını okurken aldığın lezzeti hiçbir yerden alamazsın.
Çünkü niye? Sirayet var. Ne için örnek verdim? Mesela ben kendi kitabıma bakayım. Sözlerimi. Şöyle bir bakayım o sayfaya. Çizmişim altını, üstünü, notlar almış, atıma. İnan %70 o sayfayı hiç daha okuyamıyorum ama uzaktan. Hemen o sayfayla anlarım ne olduğunu. Resimle kaydetmiş. Sirayet var. Heh, şimdi burada diyor ki ustad, tevhid-i kıble edilmesini, hani herkesin arkasına gidilemez. Okuduğun kitap doğru dahi olsa o fasık mıdır, kimdir? Sirayet dusturunu unutma. O adamın psikolojisi sana sirayet eder. Mesela bir misal söyleyeyim. Mesela bizim bu notları hani dinliyor ya bu notları şu an. Aynı bu ortama benzer etkilenme olur. Muhabbetin nispetinde. Nefret olursa boşun tövüsün şu adama falan dersen olmaz. Muhabbet, muhabbet bir bağdır. Başka? Alet ilimleriyle maksut ilimlerinin farkını anlatmış bize. Başka? Hatıraların kişilere has konuşması ve tavsiye niteliği olduğunu, hizmeti genelleyemeyeceğini, hizmete bağlanamayacağını, hizmetin şeklinin laikalar olabileceğini söylüyor. Mesela şimdi geldiniz, misafir geldi, bize de her türlü insan geliyor, arıyor. Ondan sonra ben o soruyu soruyor, nerelisin diyorum, ne iş yapıyorsun? Yani bunun tarih kronolojisini yapacak değilim. Bu adamın kültürünü öğrenmeye çalışıyorum, nereye büyümüş, ne yaptınız, nasıl geçti vesaire. Sonra sorusuna bir başkası dün aynı soruyu sormuştu, ona başka cevap verdi. Ben buna başka cevap veriyorum. Yaşına, cinsiyetine, kadın mı, erkek mi? Doğulu mudur, batılı mıdır? Avrupa'da mı yaşıyor? Danak'ta, bak bu Danak. Avrupa'da, orada mı yaşıyor, Türkiye'de mi yaşıyor? Esnaf mıdır, talebe midir? Soru aynı. Ama farklı cevabı var. Allah Resulü'nde de öyle. Ya Resulallah, biz Allah'ı seviyoruz. Allah bizi seviyor mu? Soru aynı. Ama soran sahabe farklı. Sorulduğu yer farklı. Zaman farklı. Farklı yerlerde sorulmuş. Ama cevap hepsi farklı. Soru aynı. Birisi sordu. Ya Resulallah, biz Allah'ı seviyoruz. Allah bizi seviyor mu? El cevap. Eğer kusurlarını görüyorsan Allah seni seviyor. Buna böyle cevap vermiş. Çünkü ona uygundu. Başkasına dedi ki, Allah birisini severse sevdiği işleri nasip ederdi. Ona o gün verdi. Ötekisine dedi ki, Allah bir kişiyi severse sevdiklerini sevdirir. Sevdiği işleri nasip eder dedik. Ondan sonra dinine hizmetçi seçer diyor. Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer diyor. Tamam. Beş, Allah bir kulunu severse sevgisini kalbe koyar. Sen ne kadar seviyorsan o kadar seni seviyor. Ya ne anlatmaya çalışıyorum? Değişik sahabe, değişik zamanlarda, değişik mekanlarda aynı soruyu sormuş, farklı cevap. O zaman bir hadis-i şerif genel hüküm olamaz. Bunu muhaddisler anlatıyor. Ya hadis var, var da am mıdır, has mıdır, has mıdır? Sucunun, gusunun, hattın, mutalaun hangisidir? Ahkam hadisi midir? İbret hadisi midir? Sen kimsin ya? Ben kimim ki? Muhaddisler, yani hadis imamları bunu şerredecek. Hadis var. Sen Vehhabi misin ya? Vehhabiler geç edemez hadis var, inkar ederler. Ayet var. Ayeti de anlatamazsın kardeşim. Amelse müştehitler, iştihad edenler. Mana vermek istiyorsa müfessirlerin eserini okuyacaksın. Eğer asırda yaşıyorsan, yoluna yol çizgi yapmak istiyorsan ceditler, asıl imamlarına tabi olacaksın. Langur lugur olur mu? Arapça bilmeyle olur mu bu iş? Ha. Şimdi gelelim mesleğimize. Abinin hatırası var. Piyasada satılan şey var. Tayri Mutlu abinin hatırası ve hayatı. Doğru olduğunu kim söylüyor? Bir, doğru olduğunu bilmiyoruz. İki, bize rehber olamaz. Niçin olamaz? Tayri abi ustattan naklediyor. Usta da soru sormuş, ona uygun konuşmuş. Genel, am değildir. Has ve hususidir. Peki ne yapacağız? Laikalar am ve geneldir. Laikalar ne diyorsa, ha bir hatıra ki
Bir hatırla ki laika ile paralel gidiyor. Tamam. Doğru. Eğer laikalarla ters giden bir hatıra veya bir ustadla menkıp geçerli değildir. Yanlış değildir. Ona hastır, ona has kılınır. Genellenemez. Mesela bir misal vereyim. Sungur abiden menkul ben duydum. Ustad da seyahat ederken namazı 4 rekat kılarmış. Arkada ustad bize bir şey demezdi diyor. 27. sözde diyor namaz kastedilir diyor Hanefi mezhebinde. Hatıraya mı uyacağız? Risale-i Nur'a mı? Risale-i Nur'a uyacaksın kardeş. Hatıra bizi alakadar etmiyor. Niye? Ona hastır. Mesela bazı insanlar da türüyecek gelecekte. Hasan abiye ben bunu sormuştum ama böyle demiştim. Aynı soruyu başka yerden diyecekler. Ha? Aynı yerde. Mesela bana diyorlar ki abi dersten önce bir hadis ve ayet okusak yok. Sonra diyecekler ki Hasan abi böyle başlıyordu. Bu Risale abi öyle yapmış. Bak genellenmiş. Olsa yok kardeş. Ha, demek ki hatıraların kişilere has konuşma olduğunu ve tavsiye niteliğinde olduğunu, hizmeti genelleyemeyeceği, hizmeti bağlamadığını, bağlamaz, hizmetin şeklinin laikalarla olabileceğini, başka yok. Yoksa perişan olursun. Abi böyle dedi, sen ondan daha iyi mi biliyorsun? Benim Kastamonu abim var, Emirdağ abim var diyeceksin. Arkadaşlar, artık Risale-i Nur'u böyle tutma zamanı geçti. Böyle tutacaksın. Sarılacaksın, başka hiçbir şeyin yok. Her kafadan seçin. Risale-i Nur tamam. Deme bakma. Oraya uyuyor mu uymuyor mu hareket? Ben külliyata uyuyorsam tabi ol. Tabi ol, bana tabi olmanla. Ben de ona tabi ediyorum seni. Hani avamsan. Zaten tabi olmak öyle bir şey yok. Ha, daire içinde diyor, abi bulabilir diyor. Bazı tipler var, tarikat tipleri. Önde birisi olmadan gidemez. Var yani, insanlıkta var. İlle önde birisi olacak. Tamam, ustad da diyor ki hariçte aramaya gerek yok. Daire içinde abi bulsun diyor. Yani o abi ne yapacak? Abi ne demektir, abla ne demektir? Risale-i Nur'a şey yapıyor. Ben bunlara da söylüyorum. Hakkım olsun bunu yapmayanlara. Ben bak ne söylüyorum, hakkım olsun. Eğer ben külliyata uyuyorsam uy. Kabul et. Uymuyorsam hakkım olsun bana uyarsan. Uyma kardeşim ya. Bir de senin mesuliyetini ben ahirete yükleneceğim. Onun için sinirleniyorum. Niye bana uyuyorsun kardeşim? Belki ben kafayı oynattım. Belki ilaç verdiler bana. Belki başka bir şey oldum ya. İnsanım ya. Haşir meydanında değiliz ki. Onaylanmamışım ki. Haşir-i Mübeşşere'den değilim. Vahiy gelmiyor. Asıl imamı değilim. İnsanım ben. Hata yaparım. Niye beni taklit ediyorsun? Ha ben sana gösteriyorum. Gösterdiğim yere bak. Aa şuraya bakın diyor. Elime bakma kardeşim. Elimin gösterdiğine bak. Ha, ben kitaba bağlı olmasam bunları demem. Gizli bir el cemaatimize arkadan girmiş. Demeden duramıyorum. Bir, Hizbul Kur'an'ımızı söküp aldılar. Hizbul Kur'an'ımız yok. Dershaneler bile okunmuyor. Yok, bilinmiyor. Çoğu yer bilinmiyor. Bir bunu söktüler, aldılar. Bizi evlatsız, yani gerçi Hizbullah Kaykünü'yle Cevşen'imiz, Kur'an'ımız, yani hakikaten dünyada, şey için söylemiyorum, dolaşan bir insanım, Risale-i Nur cemaati kadar Kur'an ve Cevşen okuyan, evrat esker okuyan ben görmedim. Öyle derdenlere bakma, azdır. Geneli söylüyorum. Mübalağa etmiyorum, ben insaflı bir insanım yani. Hakikaten çünkü tesbihatlarını ile okudukları Cevşen'i ve haftalık cüzlerine bakarsanız bir toplayın yekün ediyor. Bir kere gündelik tesbihat dev ediyor. Ama Hizbul Kur'an'ı da okunduğu zaman diyor hiçbir vesvesenin gelmemesi. Kur'an'ın en sevaplı ayetleri diyor. Risale-i Nur'un aslını oluşturan ayetlerin muhtevası. Gizliyel bir tane bunu aldı. İkincisi lugat manaya bizi bıraktılar. Mana mertebesini indirtmediler. Bizi kargas bina yaptılar. Cemaat bu sefer ulfet belasına duçar ettiler. Mana mertebesini anlatana da düşman ettiler. Adamı hiç tanımıyorum, bana sert bakıyor. Surat asmış. Bir dakika tuttum ya. Bir dakika tut. Buyur Hasan kardeşim. Ne surat asıp geçiyorsun kardeşim? Ne geçiyorsun ya? Tanıyor musun beni? Ben tanıyorum diyor. Ben seni tanımıyorum. Ne yaptın ki surat asıyorsun? Yok abi açmamışım. Ya bu ne ya?
Bir alsana, bir gül ya, bir tebessüm et, sadaka sebebini kazan. Ula ben gavur değilim, bak anlatayım kim olduğumu. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden de Muhammeden abduhu ve Resulullah. Müslümanlığımdan şüphem var mı? Yok bak, Allah şöyle. Nurculuğa kabul etmiyorsun beni ama. Müslümanım ya. Bir ya böyle girinirsin kardeşim diye. Surat çözme ya. Yeni gelen bir ateiste gösterdiğin muhabbet kadar gösterme bana. Onda birini göster canım. Bir ateist kadar bana değer ver ya. Bir gavura davrandığın gibi bana davran, yeter, fazla istemem. Müslüman davrandığın gibi istemem ya. Dini cemaatlara da söylüyor. Bir gavura verdiğiniz iltifatı bana da verin ya. Kardeşine verin. Akrabana ver ya. Evladına ver. Ona dini anlatacak ya, anlatayım Müslüman olsun diye. Bu ne kadar ciddiyse bir Müslümanı İslamiyet'te tutmak daha ciddidir. Yeni bir insanı nurcu yapmaktan daha kalitelidir, daha sevaplıdır var olan nurcuyu hizmette tutmak. Ötekisi ihtimaldir, bu garantidir, tut işte bunu. Bunlar, bu konuşmalarımı nereden alıyorum? Bu konuşmaları laikadan alıyor. Laikalardan aldım bunları. Tek tek yazmışım bunu. Düşünerek yapabilir misin bunları ya? Alıyorum, yazıyorum. Okurken yazıyorum. Bak, bazı şey çıkartmışım. Bak, bir tane şey göstereyim. Bak. Göstereceğim. Şimdi burayı farkında mısınız? Bak, şöyle göstereyim. Vesvese yazmışım. Yazdım. Boş. 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 Bir şey anlatayım. Boş, boş, tekrar başladım. Niye boş bıraktım? Kardeşim, vesvese ile alakalı risale okurken aldığım notlar, bir daha küllat okurken alacağım notlar, hani vesvese devam olsun diye. Bak, vesvese babını açmışım buraya. Şimdi, niye şimdi? Bilmiyorum ki, bilsem yazarım. Okuyunca hatırıma Allah getireni yazacağım, ben de sana paylaşacağım. Bak, sayfayı önce boş boş bıraktım. Bak, boş. Vesvese. Çizmişim, bunları bir daha okuma. Ders yapmışım. Ha, şimdi vesvese ait cümleler gelince okurken veya başka bir şey okurken veya bir abinin dersini dinlerken istiyorum. Hani bugün ben şey dedik mesela Tayinat'ta. Bak, burayı vesveseye bu kadar yer açmışım. Sonra geçmişim vazifeyi teris olmak ne demekmiş? Acayip bir şey ya. Niye bu ara veriyorum? Şimdi de tutmuşum. Mesela burada nereyi yaşıyoruz? Bir yer açmışım, bak bırakmışım. Burada orayı yaşıyoruz. İnanç. Hiç ender içim. Evet, bulmuş olduğum şey. Risale-i Nur bakın neler getirmiş bize. Ne yapmışım ben burada? Kötü bir şey mi yapmışım sana? İnan, değil mi? Komprim evinden senelerce bulabileceğim şeyi sen, zor bulacağın şeyi bir 45 dakika 10 dakikada duyuyorsun. Laikalardan. Devam. Şahsi malumatlarla değil, Risale-i Nur'un mana muhteviyası ile içeriğiyle ders verileceğini söylüyor. Mesela ben diyelim ki tereşu, kafayı kaldırdım, o konuşuyor. Tamam da nereye dayanıyorsun? Küllatta göster. Mana mertebesinden şuradan çıkarttım, makbul. Dinde zaten bu var. İçtihat ediyorsun. İsabet etsen. İki sebebim var, etmezsem bir sebebim. Ama ben bu paragraftan böyle anladım diye. Paragrafı göster. Kafanı kaldırıp leylek gibi bir tereşu. Gramer yapısı şöyledir. İmam-ı Rabbani şöyle demiş. İmam-ı Şarani şöyle demiş. Celaleddin Suyuti böyle demiş. Ben de böyle anlıyorum. Olmaz bu. Külliyattan toplama yapacaksın. Tereşu. Bütün geçen paragrafları toplayacaksın. Kastamonu 56'da emrediyor bize. Sizin vazifeniz şer ve izah ve tanzim ve tasnif ile devam edecek diyor. İzahla vazifenizdir diyor. İzah. Adam izah yapma diyor. Usta diyor ki izah vazifenizdir diyor. Adam diyor ki yapma. Kastamonu 56. Bir tanesi dedim ki o zaman tut dedim. Bunu kopartalım atalım bu sayfayı. Dedi ki izah ne demektir? Sen söyle de ben de öğreneyim de o zaman izah nedir? İzah. Aynı bir mevzu, tereşü dedik misal. Bununla alakalı bütün parçaları bir araya getirip ortaya koymak. Bunu yapmış usta, Asay Musa bunlardan bir tanesi. Şu parça şuraya kadar, şu parça şuraya kadar, şu parça buraya kadar bir araya getirirse mükemmel bir şerh ve izah olur diyor. Kendi böyle kafasını kaldırıp da böyle langur lungur bir şey yapmak değil yani.
O da değil. E sen de yapıyorsun. Yapıyorsam yanlış yapıyorum. Nerede yapıyorsam yanlış yapıyorum. Ben yanlış yapıyorum. Neyi taklit ediyorsun? Yapmayacağız. Yapmamamız lazım. Bize bunu böyle öğretiyor. E bunu ben de karşınıza çıkıp bunu der miyim ya? Niye diyeyim ya? Alemde bir şey bu. Alemde bir şey. Millete diyorum ki, alemde de ya buraya gelmenize gerek yok. Niye geliyorsunuz kardeşim? Gelme bana zarardır. Gülün nereye fıtratınıza uygunsa oraya gidin. Lan sen geliyorsun, tuvalete gidiyorsun, kağıt harcıyorsun, çay içiyorsun, şeker acıyorsun, oturuyorsun, ya kaplıyorsun. Yani sen bana zararsın, kar getirmiyorsun ki. E niye ben gelsin diyeyim ki? Lan ne, niye ben seni ille gel diyorum? Belki fıtratın çınar ağacı gibi. Ben de sana saksı vaat ediyorum. Lan git kardeşim. Bazılar, çınarlar bahçede büyür. Sakside büyür mü ya? Bazı fıtratlar çınar gibidir. E ben de ona, ben meşrebim, külliyattan bulabildiğim şey, zemin, şey gibi, saksı gibi. Veya ben Karadeniz'im. E sen balinasın. Nasıl yaşayacaksın? Karadeniz'de balina yaşar mı ya? Okyanus'ta yaşar. Niye tutuyorsun bu adamı? Niye bundan başka bir yere gitmeyin? Niye de dinle tehdit ediyorsun? Buradan çıktın bittin. Allah Allah. Sanki din gibi ya. Dini cemaatler dava değil ya. Nakşibendi, Kadiri Tarikatı, Mahmud Efendi, Atzimendi, Süleymancılık, Nurculuk. Dava değil. Dava İslam'dır. Dava içinde Burhan bunlar. Dava içinde Burhan'dır. Salih Nur dava değildir, Burhan'dır diyor. Dava içinde Burhan'dır. Dava İslam'dır. E şimdi Risale-i Nur kendisi ta değil, bir grup mesela. İçinde bir sürü grup var. Süleymancılar için bir grup var. Nakşi'nin grubu var 33 tane vesaire. Bir tanesi dedi ki burada oldun, oldun. E Nakşi. Bunun dışında gittiniz. Süleymancı dese ki bu evradı oku, aldınız aldın. Almadınız tam iflah olamazsınız. Nurcu dese ki Cadde-i Kübra Musam ümmet bu yolda gider. En karabalık biziz. Burada varsan varsın yoksa hiç şansın yok. Lan nerede yazıyor? Nerede çıkarttın bunu? Nereden uydurdun? İnsan biraz titrer ya Allah. Din adına, nurculuk adına konuşuyorsun. Ötekisi de din adına söylüyor. Nerede yazıyor kardeşim? Senin evradın bir akınca dinden çıkıyor. Niye tehdit ediyorsun? Niye korkutuyorsun? Niye dinle tehdit ediyorsun? Para toplayan hocalar gibi. Cehennemden bahsediyorlar. Hemen anlıyorum. Allah cehennemden bahsediyorsa biraz sonra para toplayacak. Cehennemle namaz tehdit ederek adamdan para topluyorsun. Cehennemle tehdit ederek namaz kıl diyorsun. Yara sevdirsene ya. Beni dinlemeyin. Ben hakikaten hastayım ya. Psikolojik sorunlu bir insanım. Bunları söylediğim için. Rahatsızım, rahatsız. Siz de rahatsızsınız ki beni dinliyorsunuz. Ya Rabbi ya. Ben de mi? Ya arkadaş. Ben taassup yapsam derim ki gelin buraya. Nurcu olun. Nurculuğun dışında yok. Ha diğer meşreplere diyorum ki tarikatçı mısın? Risale'ni okursan daha şuurlu olursun. Çünkü Risale'nin bir meşrebe has değil. Mesela birinci söz. Hangi tarikat diyebilir ki beni hiç alakadar etmiyor? Besmele'nin sırrını anlatıyor. Ey diğer dini cemaatler, Besmele'nin sırrını öğrenmek istemez misin? Ama Kadiri'nin evradını çekersen Nakşi'de olmaz, zıt oluyor. Bir terbiye metodu ya. Bak. Ama Mahmud Efendi'nin oradan aldığın Arapça Kadiri'ye zıt değil yani. Bak. İnsaflıyım bak. Mahmud Efendi'nin aldığı Arapça veriyorsa tamam. Ama bazı şeyler var ki o cemaate az. Mesela menzilden aldığın evrat tövbe şekli. Ötekiler soruyor Kadiri'ye. Olmaz diyor. Ya orası ya orası. Nurculuk öyle değil. 10. söz. Ahiretin ispatı. Nakşibci diyebilir mi ki ya biz ahiretin ispatını ne yapacağız ilmi çerçevesini ya? Allah'ın ispatını ben ne yapacağız Süleymancı diyelim mi? O zaman Risale-i Nur'un mevzusu geneldir. Yani bir kişiye bir cemaat has bir yöntem değil. Kur'an'ın tefsiridir. Şahsi malumatlar ha okuduk onu. Şahsi manevinin dışında istikametin muhakeme ve muvazinin olamayacağını muvazene kantar terazi, muhakeme metre ölçü birimi demektir. Kişi de bunlar hakim olmasa istikameti olamayacağını ve İslamiyet'e zarar vereceğini söylüyor. Başka? Aynı dersinde evvel, ahir, zahir ve batın esmalarıyla izah etmesidir Risale-i Nur. Mesela diyelim ki
en iyi. Diyelim ki Allah'ın ispatı, diyelim ki kaderi. Kaderi. Huve levelluhu vel ahiru ve zahiru vel batını. Dört isimle ele alıyor her mevzusunu. Her mevzusunu. İspat edemezsem gelin parmağınızı gözüme sokun. Her mevzusunu ispat ederim. En zor mesele kaderi zaten çok yapmışım. Altyapılı kader. Kaderin hakikati, kaderin mahiyeti. Evvel ismiyle kader, ahir ismiyle kader, zahir ismiyle kader. İmam-ı Mubin'le kader, Kitab-ı Mubin'le kader, Lef-i Mahfuz'da kader, Şecer-i Hilkat'te kader, insanla kader, iman esaslarıyla kader. Belki de 30-40 tane çeşit dersi var benim. Kader. Mesela 5 tane iman esasını iman eden kişi de ortaya çıkan anlayış. Kaderi iman etmek, kendini tanımak. Hatırlarsınız o uzun bir şeye girmeyin. Yani iman esaslarında 5 tanesinin hedef hariçtir. Amentu billahi. Allah'a iman. Allah kim? Benim dışımda bir şey. İman edersem, ilmim artarsa onu tanımış olurum, onu. Ve melaiketi. İman eder, ilmim yaparsam o konuda melekler hakkında. Onun hakkında ilmim artar. İzanım artar, yakınım artar, şuurum artar. Ve melaiketi. Ve kütübihi, ve rusuli, ve yevmil ahir. Yani ahirete, peygambere, kitaplara ilim yapar, tetubat yaparsam onun hakkında ilmim, yakınım, şuurum artar. Ve bil kaderi hayrih ve şerih. Ve bil kader. Kadere iman ettim. İlim yapar, tetibat yapar, araştırma yaparsam kimin hakkında ilmim artar? Kendin hakkında. Allah hakkında ilmin artarsa Allah'ı iyi tanırsın. Melekleri iyi tanırsın. Kitapları iyi tanırsın. Peygamberleri iyi tanırsın. Haşri iyi tanırsın. Kaderi bilirsen kendini bilmiş oluyorsun. Kaderi iman etmek, kendini yorumlamak, kendini izah etmek, kendini 5 tane iman esaslarıyla ortaya koymaktır. Kader de hedef insandır. Ahmet Allah, Ahmetu billah da hedef Allah'tır. Ve melaiketi de melek, hedef melektir. Ve kütübi kitaplardır. Ve resulü melek peygamberlerdir. Ve yevmil ahir hedef ahirettir. Ve bil kaderi de hayri ve şeri iman edendir. Hedef insandır. Tuhaf. Hangi ders olursa olsun bir kelime söyleyeyim. Tereşü kelimesini. Evveliyle, ahiriyle, zahiriyle, batınısıyla. Hatta her kelimenin ki bütün derslerimde var. İfrat, tefrit, vasatı. Dimadaki, kalpteki ve hayattaki karşılıklarını ders yapıyoruz. Sima dersi. Şu anda yayında 5 tane var sima. Kimse lügata bakmazken her bir ders 1 saat 20 dakikadır. Ve düşünün 5 saat yapmışsam kaç ay uğraşmış. Risale'nin bambaşka bir şeydir demek için anlattım hep bütün bunları. Aynı dersinde diyor, aynı kelimesinde bir abi gelir evvel noktasında ders yapar. Bir abi gelir zahir, bir abi ahir, bir abi batın. Allah Allah bir gidersin bir yere kader veya esma veya his veya insan dersi. Gidersin Maltepe'ye. Acayip bir şey mesela. Diyelim ki Maltepe'de Şener abi var. Abimiz. Allah razı olsun. Profesör. Şener Dilek. Şimdi bir insan o şeyle yapar. Hissi yapar yani. Hissi. Batın değil. Batın dersi. Şimdi geldin başka bir yere. Hamidiye, Topkapı'ya gittin. İnsan anlatılıyor zahir dersiyle. Ondan sonra bir başka bir yere gittin. Ahir dersiyle. Ondan sonra geldim buraya, evvel dersiyle ben yaptım. Ya Allah Allah ben de şaşırdım ya, bu nurculuklar, bu kitap tek ya. Birisi acayip şeyden bahsetti insan. İnsandı o da, ona burada insandı, o da insandı. Tamam. Ya buraya zeytinle geldim, ulan bu da insan ama bu hiç başka bir insan. Kimisi ismi, bu 4 isminden... Ya evvel isminin tesiri altında, öyle bakıyor gözlüğüyle Risale-i Nur'a. Ya ahir isminin tesiri altında, ya batın ya evvel vesaire. Zahir, batın, evvel, ahir. Yani esmaların tesiri altında ben külliyatta görürüm, söyler. Mesela bu konuyu kimsenin ilgisi belki şunu bunu çekmez ama benim çekmiş, not almış. Evvelle kader. Üf. Benim hakikaten işim yani. Peki, 2-3 tane de kaldı. Ehli dalaletin itiraz noktalarını şerh ederken batılı zikretmeyerek safi zihinleri bulandırmaması Risale-i Nur. 25. söz buna delildir.
hiç böyle itirazları koymamış. İtiraz edilen ayeti koymuş, ispat etmiş ama itiraz şeylerin, kelamlarını, ifadelerini koymamış. Ta ki safi zihinleri idlal etmesin diye. Yani o zaman ders yaparken, bir şey anlatırken haberleri seyrettiniz mi falan yerde gördü, adam kesildi de şöyle oldu mu? Batıl şeyleri, yan bir şeyleri, eksiklikleri, günahları zikretme, tadat etme, zikretme yani. Safi zihinleri idlal edersin ders yaparken. Ya şeyinden, sıfatına bahset, kendi teferruatına girme. Baki hakikatların fani şahıslara bina edilmemesini anlatmış. Başka? Akıl ve kalbi bütünleyerek ders vermesini, hiçbirisini dersinden ihmal etmemesini. Akıl ve kalbi imtizaç ettirmiş. Aklı esas alıp kalbi bırakan ilmi kelamdır. Aklı bırakıp kalbi esas alan tasavvuftur. O zaman aklı esas alıp kalbi bırakırsa kafası kabak gibi, kalbi fındık gibi oldu. Kafayı bırakınca fındık gibi olur. Kalbi esas alırsan tarikat, aklı bırakmış, kalbi esas almış, kafa fındık, kalp kabak gibi olmuş. Risale-i Nur ise cadde-i kübra-i Kur'ani olduğu için sahabe mesleği olduğundan akıl ve kalbin imtizacı ile gitmiş. Hem aklı hem kalbi ikna ediyor. Aklı inşa, inşaattan kalsın kafanıza, inşaat yapılıyor. Aklı inşa, kalbi ihya, hayatı aktif ediyor. Hayatı aktif ediyor. Hayatı aktif etmesinin sebebi seni ereğine, hedefe bağlıyor. Başka? Allah, Allah'ı Celle Celaluhu, Allah ile korkutarak değil, Allah'ı sevdirerek, aklı ve hissi sindire sindire, ikna ederek anlatmasıdır. Yani Allah ile insanları tehdit etmiyor. Cehennemle insanları tehdit ederek bir şey anlatmıyor, bir şey bina etmiyor. Allah'ı, peygamberi ispat ediyor, sevdiriyor, anlatıyor. Onun izin, anlatımın içinde inşa ediyor anlatacağını. Tehdit şeyini kullanmıyor. Yöntemini, ki bu çok farklıdır eski selef eskilerde göre. Ene kavramını getirerek insana değişik ufuk açmış. Ene. Yani benim gömleğim gir içeriye, benim atletim gir içeriye, benim hayatım gir içeriye, benim his ve şuurum gir içeriye, benim aklım gir içeriye, benim ruhum diyen ruh değil, gir içeriye, ben olan ben, işte o enedir. Onu getirerek, pergeli oraya koydurarak insanlara, Müslümanlara değişik bir ufuk getirmiş. Bunu da neyi malzemesini kullandı? Hiç dini bilme yöntemini kullanmış. Ads, fark, noksan ve kusurunda mada, torbasında bir şey bırakmamak. Peki hangi yöntemle gidecek? Aciz, fak, şefkat, tefekkürle. Bu yöntemleri getirmiş. Başka? Devam ediyor şunu. Ene kavramını getirerek insana değişik ufuk açmış. Yalnız asıl saadette uygulamaya açmış. Başka bir madde. Yalnız asıl saadette uygulamalı olan vakfı hayatı bu asıl hazıra uygulayabilmiştir. En zor işi yapmış. Vakfı hayat edenler, başı Ebu Hüreyre'ydi radiyallahu anh. Allah Resulü zamanında evlenmemiş, bütün hayatlarını dine, Kur'an'a vakfetmiş insanlar vardı. Bunlara ashab-ı suffa, ashab-ı suffa denilir. Bunların başı Ebu Hüreyre radiyallahu anh. Tamam. Ondan sonra hatta evlenmek istemiş peygamberimize, peygamberimiz demiş ki ya Ebahir, kedilerin babası, senin kaderini yazan kalem mürekkebi tükendi diyor hocam. Evet. Şimdi asr-ı saadette 300 ile 500 kişi arasında vakıf vardı. Bir daha ondan sonra olmamış. Bir de Mehdi asrında olmuş. Vakf-ı hayat bir Resulullah zamanında var, bir de ustad zamanında var. Hayatını Kur'an'a, İslam'a vakfetmiş, evlenmemiş, dünyadaki hiçbir şey edinmemiş. Bütün akıllarını, kalplerini, hissiyatlarını, bütün ömürlerini İslam'a ve Kur'an'a fedailikle harcamış. Bu fedailere bile itiraz ediyor. Olur mu falan diyor. Bak, 5 lirasını İslam'a vermekten çekinen adam, hissiyatını, duygularını, düşüncelerini, emellerini, arzularını, ailesini, her şeyi terk ederek, İslam'a, Kur'an'a kendilerini feda ederek, ilim tahsil ederek, bu ilmi bütün dünya insanlarına, insanlara ulaştırmak için fedakarlık yapmışlar. Osmanlı'daki akıncılar gibi. İşte tatbikatı sırf asr-ı saadette olan vakf-ı hayat hadisesini usta kendi zamanında yapmış.
yapabilmiş. Şimdi kim kime hayatını verir? Sen de hayatını vakfet de göreyim. Ya 53 yaşındayım, 52 Ağustos'ta inşallah 53 olacağız, 52. E şimdi duygularımı, hislerimi, benim mektebim vardı, çalışıyorduk vesaire, akrabam vardı, şunlar bu vardı. Şimdi bunları terk edip, işin gücü İslam'a ve Kur'an'a, insanlara Kur'an öğreteyim, Kur'an'ın içini anlatayım. Onlara iman, imanının kurtulması için gayret edeyim, Allah'ı anlatayım, ahireti anlatayım. İşin gücün bu. Evlilik sünnettir. Bu farz-ı ayn. Tebliğ, cihat. Yani herkes değil. Yani birkaç kişi yaptığımız şeyden düşüyor. Şimdi bu yöntemi asr-ı saadette var. Bir de Mehdi zamanında olacak diyor. İşte peygamberimizden bu yana bak bakalım hangi asırda vakfı hayat var. Yok. Muallimleri değil, fenleri dinleyiniz tavsiye ederek, fenlerin marifetullah'a malzeme ve zemin olabileceğini, fenlerin kainat kitabının kitap gibi okunmasını anlatmış. Ehadiyeti ile vahidiyet arasındaki farkı, kül ile cüz, külli ile cüze arasındaki farkı, niyet nazarla hakikatını, niyet nazar okumuştuk. Tarikatsız hakikat yolunu bulması, tarikatsız tarikat yapmış ustad. Tarikatsız tarikat yapmış. Tarikatsız hakikat yolunu bulmuş. Başka? Doğudakinin batıdakiyle, çocuğun ile dedenin, doğudakiyle batıdakiyle, çocuk ile dedenin, alim ile cahilin, aynı derste muhatap olup derslerini alma zeminini ve hakikatini bulması. Bu da çok ilginç. Aynı yerde alimle cahil, profesörle köylü, öteki tarafta kadın dinliyorsa, kadın, çocukla büyük, doğuyla batı, doğulu geliyor, batılı oraya gidiyor, memurdur gidiyor, Diyarbakır'da efendim derse oturuyor. Yani böyle bir ders ortamını bulmuş. Mesela şeyde olamaz yani. Şu kadar çekenler ayrı, şu şeyi okuyanlar ayrı, şu tefsire geçenler ayrı bir. Risale'de cemiyeti geneli teke indirebilmiş. Peki burada kesiyoruz. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el fatihatüme selavatü.